İyi cumalar. Evet Levent, yanımda Bloomberg Ranking analisti Alex McIntyre var. Kendisi Bloomberg'ün kendi bünyesinde bulunan en iyi ekonomist, en iyi tahmin yapan 10 ekonomist, stratejist, portföy menajerleri sıraya sokan, anket yapan o departmanın çalışanlarından birisi ve çok enteresan bir test yaptılar, bir anket yaptılar. Daha sonuçları hiçbir yerde yayınlanmadan bize geldi. I just gave the introduction. Thank you for coming. Bilgi verdim. Çok teşekkür ediyorum Alex programımıza katıldığın için. Yeni raporunuzu söylüyordum ben de. Çok ilginç bir rapor, diğerlerinden çok çok farklı. Türkiye ve Amerika'da dahil. Hepsini öğrenmek istiyoruz. Ama öncelikle bu rapor nedir? Yani bu Euro bölgesinin bulaşma riskine karşı Euro bölgesi dışındaki ülkeleri bir teste tabi tutmuşsunuz. Hangileri en çok etkilendi ve hangileri en az etkilendi? Öyle değil mi? Evet, çok şey duyduk aslında Euro kriziyle ilgili son birkaç ayda ve aslında Yunanistan ve belki diğer ülkeler çıkarsa beklenmedik bir şekilde ya da kaotik bir ortam oluşursa çoğu ekonomistin yorumu var. Yani bunların bir yıkım olacağına dair yorumlar alıyoruz. Henüz tam sonuçları elimizde yok, ancak yapmaya çalıştığımız şey aslında bir sıralamaydı ülkeler arasında. Yani hangi ülkeler Euro bölgesiyle en çok ilgili? Peki OECD ülkeleri mi, bütün ülkeler mi? Kimileri OECD ülkeleri ve pek çok farklı ülkeler de var. Panama, Brezilya, Tayvan da var. Bunlar OECD ülkesi olmayan ülkeler, ama ülkeler mesela uluslararası Basel kurallarına uyan ülkeler. Mesela 4 merkez bankası var dünyada ve bunların verileri var spesifik ülkeler üzerinde. Yani bizim yapmaya çalıştığımız şey bağlantıyı incelemek Euro bölgesiyle ilgili ve çok geniş makro anlamda gerçekleştirdik bunu. Peki kriterler nedir? Euro bölgesindeki bulaşma çizelgesini gösterecektir şimdi arkadaşlarımız. Peki kriterler neydi? Yani sıralama neye göre yapıldı? Türkiye 6. sırada, Amerika 9, ama kriter neydi? Yani nasıl bir hesaplama yapıldı burada? İki kriter vardı aslında. Biz bu noktada toplam ticarete baktık bu ülkelerin gerçekleştirdiği Euro bölgesiyle. Yani gayri safi hasıla ne kadarlık bir yüzde düşüyor ve bankalar ne kadar maruz kalıyor? Yine gayri safi hasıla oranına baktığımız zaman bunu yaptık, çünkü daha önce de söylediğim gibi daha geniş bir çapta makro görünümü merak ettik ve bunu çok geniş bir tabana yayıp yaptık ve elbette Euro bölgesinin ayrılmasıyla eğer Avrupa başarısız olursa, ülkeler çıkarsa, ithalatçılar, ihracatçılar var ve Euro bazında yapılan anlaşmalar nasıl ödenir? Bu büyük bir kaos. Yani ticaret üzerinden bu ilgiyi ölçtük. Peki nasıl bir nereden aldınız verileri? İstatistik departmanlarından aldık aslında. 2010'a göre veriler ve bankaların maruz kalma oranı gayri safi hasılaya göre değerlendirildi. Bunu nereden aldınız? Yine uluslararası bankalar ve bu tarz anlaşmalar üzerinden aldık. Peki IMF ile görüştünüz mü? Evet, IMF'ye de yine başvurmuş kimi hesaplamalar açısından. Peki İsveç en yüksek, öyle değil mi? Evet, İsveç'e baktığımız zaman hem ticaret açısından en bağlı ülke. Peki toplam ticarette hem ithalat hem ihracat mı, yoksa ayrısı mı? İthalat, ihracat ve hizmetler. Peki Türkiye 6. sırada, İsveç, İsviçre, Danimarka, İngiltere, Tayvan. Çok ilginç ülkeler var. Evet, genel olarak bu dört ülkeye baktığımız zaman, bütün hatta çizelgeye, listeye baktığımız zaman çok da şaşırtıcı olmayan bir nokta var. Bu iletişim, yani bu maruz kalma, genel ölçüde coğrafi özelliklerle de ilgili. Peki Tayvan nasıl? Yani Tayvan çok Türkiye'den de önce 5. sırada. Tayvan'ı görüyorsunuz evet, ama şöyle bir nokta da var. Tayvan'ın daha gelişmiş bir ekonomi olduğunu düşünmemiz lazım. Türkiye'den daha iyi. Yani bir önce eski dönemlerde böyleydi ve çok ciddi bir ticaret hacmi var. Sadece Avrupa'yla da değil, doğudaki
doğudaki ülkelerle de. Tayvan gelişmiş bir ekonomi, yani Türkiye'yi işte bu yüzden geçti. Peki bir sonraki çizelgeye bakalım. Bu da en büyük ithalatçılar, en çok ihracat yapan ülkeler ve Türkiye'nin 105. sırada olduğunu görüyoruz her ikisinde de. Euro bölgesindeki yine gayrisafi çalsayı oranına bakıyoruz. İhracatta da yine ben Türkiye'nin ithal ettiğinden daha çok ihracat gerçekleştirdiğini düşünüyordum, öyle değil mi? Hayır. Dolar bazında gerçekleşiyor olabilir bu, ama burada Türkiye'nin yüzdesini görüyoruz ve burada %7.5 görüyoruz ve ihracatta Euro bölgesine %6.5 olarak görüyoruz. Ama yine haklısın, Türkiye gıda sektöründe, tekstil gibi sektörlerde ciddi ihracat gerçekleştiriyor Euro bölgesine ve ciddi bir en yoğun ülkeler İtalya, Fransa, Almanya sayabiliriz, ama elbette doğuya yaptığı ihracatları da var. Peki bu 2010 yılına göre 2012 için de bunu yapacak mısınız, ya da değişir miydi rakamlar? Ülke çapından aldığımız istatistiklere baktığımız zaman bunu her yıl elde edemiyoruz. İşte bu yüzden 2010'a göre. Peki Amerika 11. sırada Euro bölgesinin en çok ithal eden ülkeye baktığımız zaman ve ihracat alanında da 9. sırada. Yani ithalattan daha çok ihracat yapıyor, öyle değil mi? Evet. Bir başka şaşırtıcı nokta ise şu. Yani Amerikan ekonomisinin küresel ve küreselleşmiş olduğunu düşünürsek, Amerika'nın çok büyük bir ticaret olduğunu düşündüğüm zaman dolar bazında da nispeten küçük bir yüzde görüyoruz aslında Amerikan ekonomisi için, yani %25'e denk geliyor aslında gayri safi çalsayı oranına baktığımız zaman. Amerika'nın ürün ve hizmetlerin aslında çoğu Amerika'da üretiliyor ve burada da aslında harcanıyor. Bu çok çok ilginç bir çizelge. Bunu en sona sakladığım 77 ülkeye bir stres testi uyguladınız ve Lüksemburg'da en kolay hayat, en rahat hayat burada. Ve aynı şekilde intihar oranlarına da bakmışsınız. Gelir eşitsizliği, yolsuzluk, işsizlik oranı, hava kirliliği ve hayat beklentisi. Bütün kriterler bunlar da, öyle değil mi? Evet, kriterlerimiz bunlar, çünkü herhangi bir uzmanın da söyleyebileceği gibi böylesi noktalar, yani para, iş güvenliği gibi meseleler psikolojiyi doğrudan etkiliyor ki ilişkileri bu noktada saymadık bile, suç oranı ve sağlık, bunlar da çok önemli. Yani bu 7 kategoriye baktığımız zaman yine çok geniş çapta sonuçlar çıkarıyor. Peki son 10 saniyedeyiz. Türkiye bu stres testinde nerede? Türkiye ortalarda yer alıyor. Peki Amerika'ya baktığımız zaman 57. Peki havamızı temizleyecek, gayrisafi çalsayı artıracağız ve gelir eşitsizliğini azaltacağız, öyle değil mi? Kesinlikle Türkiye bu noktada çok daha iyi olur. Çok teşekkür ediyoruz. Zamanımız doldu ama bu çok ilginç bir testti. Çok enteresan bir testti. Türkiye'nin 34 numarada yer aldığını görüyoruz. Amerika 57'de ve sözü tekrar size bırakıyorum Levent. İyi hafta sonları diliyorum.